hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Sonsuza kadar yaşayacak. Ayinin ismi sonsuza kadar edemedi ve kalbimizde yaşasın, yaşayacak. Hayırlı olsun. Dünya ve olimpiyat şampiyonu milli altercimiz Naim Süleymanoğlu'nun isminin Fatih Mahallesi Edirne Olimpik Yüzme Havuzu önündeki caddeye verilmesi belediye meclis kararıyla kabul edilmişti. Naim Süleymanoğlu'nun isminin Edirne'de yaşayacağı caddenin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Törene CHP Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak ve Muharrem Erkek ile CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Bulgaristan Mestanlı Belediye Başkanı İknur Kazım Mümin ve Naim Süleymanoğlu'nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu ile birçok sayıda katılımcı yer aldı. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Sonsuza kadar yaşayacak. Ayinin ismi sonsuza kadar edemedi ve kalbimizde yaşasın, yaşayacak. Hayırlı olsun. Recep Gürkan, Naim Süleymanoğlu'nun 50 yıllık kısacık yaşamında elde ettiği başarılarının yanında çok da konuşulmayan çok muhteşem bir rekorunun daha olduğunu belirtti. Edirne 8300 yıllık geçmişiyle tarihte birçok farklı medeniyete ev yapmış ve 1361'den bu yana da Türkiye'nin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Avrupa'ya açılan kapısı, batı sınırı ve Mustafa Kemal'in yıkılmaz bir serhaddi olarak burada varlığını sürdürmektedir. Naim Süleymanoğlu, Bulgaristan Kırcaali Mestanlı'da doğduğunda o günkü şartları hepimiz biliyoruz, bunları tekrarlamayacağım. Zor günler, zor şartlar. Azınlık psikolojisi içerisinde yaşayan küçücük bir çocuk 9 yaşında haltere başlar ve 15 yaşında yaşı bir anlamda büyütülerek ilk dünya rekorunu kırar. Bu dünya spor tarihinde eşine az rastlanır değil, hiç rastlanmayan muhteşem bir başarıdır. Onun o cep Herkülü ifadesini almasını sağlayan o ufak tefek ama dünyayı omuzlarına koyup kaldıracak kadar güçlü cüssesinden, güçlü yüreğinden çıkan bir başarı o. Bulgaristan Türklerinin, soydaşlarımızın bir umudu, umuda açılan bir penceresi olmayı başarmıştır Naim Süleymanoğlu. Onun bu baş kaldırısının ardından Bulgaristan Türklerinin büyük bir çoğunluğu Türkiye'ye göç etmek, muhacirat etmek zorunda kalmıştır. Bu aziz topraklar, bu Balkan coğrafyası demokrasiye bir adım atmışsa, Bulgaristan Cumhuriyeti totaliter rejimden demokratik rejime dönmüşse, bunda Naim Süleymanoğlu'nun ismi tarihin altın sayfasında yerini almaktadır. İnsan hakları tarihine unutulmaz bir isim olarak geçen Naim Süleymanoğlu'nun isminin yaşatılacak olması bizim için de ayrı bir onur, ayrı bir gururdur. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bir başkent eski de olsa başkenttir. İstanbul'un fethine kadar Osmanlı'nın başkenti olan Edirne, tarihi dokusu, huzuru ile bu sözün canlı kanıtıdır." ifadelerine yer verdi. Bir başkent eski de olsa başkenttir. İstanbul'un fethine kadar Osmanlı'nın başkenti olan Edirne, tarihi dokusuyla, huzuruyla bu sözün canlı kanıtıdır. Naim 1998'de olimpiyat şampiyonu olduğunda yendiği sadece rakipleri değildir. Dünyadaki tüm baskıcı rejimlerdir. Halter sporunu taçlandıran cep Herkülü, Naim Süleymanoğlu sadece bizim değil, dünyanın da bir değeridir. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek de Naim Süleymanoğlu halter kaldırmıyordu. İnsan hak ve özgürlükleri için, barış için, kardeşlik için dünyayı kaldırıyordu ifadelerini kullandı. Ben de bir muhacirim. Anneannemin Selanik doğumlu olması her zaman benim için büyük bir gurur oldu. Onun için bizlerin birlik beraberlik içerisinde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri ışığında, yurtta barış, dünyada barış temelinde, aklın ve bilimin rehberliğinde yürümemiz ve cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırarak çağdaş uygarlık düzeyine çıkartmamız çok önemli. Bunu hep birlikte kararlılıkla başaracağımıza inancımız tam. Naim Süleymanoğlu büyük bir sporcudan öte büyük bir kahramandı. Ben Naim Süleymanoğlu'nu izlerken şunu hissederdim. O bence halter kaldırmıyordu. İnsan hak ve özgürlükleri için, barış için, kardeşlik için
dünyayı kaldırıyordu. Büyük bir mesaj veriyordu dünyaya ve bu mesajlar çok anlamlıydı, bizim için değerliydi. Onun için Edirne'de önemli bir caddede adının yaşayacak olması da çok çok önemli ve anlamlı. Bulgaristan Mestanlı Belediye Başkanı İknur Kazım Mümin de Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Milli Alterci Naim Süleymanoğlu'nun isminin Edirne'de yaşayacağı caddenin açılışına katılmaktan onur ve mutluluk duyduklarını belirtti. Mestanlı Belediyesi'nin fahri vatandaşı olan ve gönlümüzde yaşayan Naim Süleymanoğlu'nu rahmetle ve minnetle anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, Naim'in başarılarının o dönemde Balkanlarda yaşamakta olan soydaşlarımıza büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu ve tarih boyunca tutsak olmamış bir milletin başkaldırışının simgesi haline geldiğini dile getirdi. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak yakın tarihimize altın harflerle yazılmış bu başkaldırının Edirne'de bir simgesi olmadığını farkına vardık ve belediyemize konuyla ilgili başvurumuzu yaptık. Başvurumuz sonrasında belediye meclisimizin oyları ile Naim Süleymanoğlu isminin Edirne'de yaşatılması için ilk adım atılmış oldu. Günümüzde Balkan coğrafyasında yaşamakta olan soydaşlarımızla ilgili tavrımız da açık ve nettir. Balkanlardaki kırmızı çizgimiz bölgede yaşayan soydaşlarımızdır. Soydaşlarımızın hak ve hukuku bizler için ideolojik ve siyasi çekişmelerin her zaman önündedir ve önünde olacaktır. Törende konuşan Naim Süleymanoğlu'nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu da Trakya'nın güzel bir caddesine abisinin isminin verilmesinden dolayı onur duyduklarını belirtti. Trakya'nın güzel şehri Edirne'mizin güzel caddesine rahmetli abimin ismi verilmesi Süleymanoğlu ailesi için bizler için çok onur verici bir şeydir. İnşallah Türk gençliği örnek olur. Abimin peşinde devam ederler. Çok teşekkür ederim.